Çıktı. İşsizlik. Şeyde diyelim de öyle bir giriş yapalım abi. Ulan sapanata bak. Konuşurum ya, sen başla. Kayıt. Ha, kaytım. Doğru, Selena ile başlamamız lazım. Nasıl? Tamam mevzu. Merhabalar, hoş geldiniz. Güncel ve gündem konularla alakalı şeyler konuşacağız. Siz de katılın istedik. Böyle bir ortam herhalde, değil mi? Merhaba. Merhabalar. Merhaba Burak Bey. Merhabalar. Merhaba. Muratçığım. Terseyini uzatırsan olur mu abi? Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Böyle bir ortam sizleri bekliyor. Bakalım neler olacak, hep beraber görelim. Kanal genelinden bahsedelim, ne yapacağımızdan bahsedelim. Şimdi kanal... Yok aramızda ağzı laf yapan biri ya. Ne olduk, evrildik, böyle oldu. Olduk da ne oldu? Nereden geliyoruz? Neandertaller mi dedik? Neandertaller. Neandertaller. Opeş'te yayınlanmayacak mı? Neandertaller. Opeş'te zaman... yok galiba öyle bir şey. İçeriğimiz yok. Yok herhalde. Yok. 731. birim vardı, o bayağı iyi de tutmadı ya. O... Şu ana kadar kaç video çektik Opeş'e? 170. 170 video. Şu ana kadar Opeş'te 170 videomuz var. Dedi ki videoyu niye biz çekmeyelim? Tamam. Niye biz konuşmayalım? Konuları biz yorumlayalım. Hani biz anlatalım belki. Gündem güncel yani, şu YouTube trendlere bir baktık. Türkiye trendlerine. Sihirli Annem'den tut Selena'ya. Tabii. Eşkıya dünyaya hükümdar olmazdan. Eşkıya'dan efendim. Eşkıya'dan adam olmaz. Tabii. Çukur 78. bölüme falan. Dedik ki yani ortalık karışık olmasın böyle, değil mi? Tabii. Çukur'un yani, secahatini çıldırıyor. Çıldırıyor. İzle. Gündeme bomba gibi düşelim dedik, öyle mi yani? Günlerine bomba gibi dedik, bir inelim ya. Hem de güncel bir şeyle dedik girelim yani. Kendimiz yorumlayalım güncel şeyleri. Aynen. Amacımız o yönde. Eğlenceli olacağını düşünüyorum. Hayırlı olsun o zaman. Hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Hayırlı. O zaman eskilerin gündeminden bir olayı hatırlatayım size. Bir dönem böyle keneleri falan filan tarlalara bıraktılar. Amerikalılar bırakıyor falan filan dediler. Abi evet. Tavuk bıraktılar falan filan. Çayıra çimene basamadığımız yıllar. Tabii. Kene Marşı'nın elektriğimizi, popüler elektriğimizi şöyle bir atalım diye çayıra çimene korkuyla bastığımız yıllar. Kene Marşı'nın popüler olduğu yıllar. Tusubasa. Tusubasa. Güncelimizde trendimizde olan korona virüsü sizce öyle bir şey mi? Hani böyle Amerikalıların falan bir oyunu olabilir mi? Direkt olur yani. Olur. Olabilir. Yaparlar yani. Olur. İşte bu kadardı falan diye. Hayır canım, niye yapmasın adam yani? Yukarıdan domuz da atar. Aşağıdan fare de verir. Şu şeyin üstüne soru enteresan oldu. Şimdi daha bugün görmüşsünüzdür herhalde onu. Neyi? Ve film Venom vardı ya, Marvel'ın filmi Venom. Orada bir sahne işlemişler, gördünüz mü onu? İşte Venom. Hakikaten burada kendisi. Tamam. Kendisini getirdik burada anlatsın Venom diye. Venom sözlük anlamında birisi değil biliyorsunuz. İşte orada gösteriyor. Bir benzer bir sahne var. İşlemişler. Korona ile alakalı, virüsle alakalı bir durumu. Neyi işlemişler oğlum? Seyrettik biz de filmi. Ne var orada? Yakalayamamışsın demek ki. Bak vatandaş. Geleceğin. Abi bir tane bak bir yılan yiyor. Çinli mi? Burada koroni mi? Korona mı? Öyle bir şey yazıyor. Korini mi yazıyor? Evet. Bir şey yazıyor. Öyle bir şey yazıyor. Ruhani. Pazarda o. Elleri bıçak falan filan olup sırtından böyle pazardakileri vurarak öldürüyor falan. Ama Venom... Allah Allah. Ama yanlış olan şey Venom'un zaten taşıyıcı olarak zehir olması. Hani taşıyıcı bünyeler yazmıyor ya Venom'un olması için. İşte evet. Burada korini yazıyormuş yakasında. Pazarda oradaki o Wuhan pazarı. İşte o olayların patlak verdiği yer. Şey, şu ne peki? Çin'in bunun nüfus kontrolü için yaptığı olabilir, içine var derim mi? Yok abi. Nüfus öyle bir şey, öyle bir şey biraz zor da yani sonuçta ama kaç milyar oldular yani. 1.4. Eninde sonunda oradan da öyle bir virüsün patlayacağı belliydi. Adamlar evlenemeyecek olması mesela, erkeklerin ama taşıydı. Şöyle bir onun şey alakası var yok yani. Hacı abi, şimdi adamlar yılda 200 milyon kişiye iş buluyor. 1.4 o, 1.38 de Hindistan falan herhalde. Şimdi adamların bir yarışı var. Kim dünyanın üreticisi olacak falan diye. Orada öyle bir şey yapmalarına imkan yok. Yani öyle asalak falan tipler değiller abi. Sürekli bir şey üretilen, yani yapamazlar. Deli yani. Gibi bir ortam olan bir yer yani orası. Ha, bence koronavirüsü öyle bilinçli falan çıkartılmış bir virüs değil. Yani ne kadar çok çeşit insan, o kadar çok çeşit virüs. O zaman bir teorimi paylaşabilir miyim? Hı. Paylaş bakalım. Ben ona katılmayacağım. Niye katılmayacağım? Şimdi Amerika ile de Çin arasında ticaret savaşı var. Evet. Yani Amerikalıların mesela şöyle bir tribi var mesela. İşte biz diyor... High tech, işte yüksek teknoloji ürünler üretiyoruz diyor ama Çinliler mesela alçak, işte low tech böyle ürünler üretiyor falan filan. Tamam. Ama bir yandan da Çin geliyor. Yani 2025'te rakamsal olarak Amerika'ya geçecek. Tamam. Neyde sonuç olarak şimdi... İşte teknolojide filan. Teknolojide start-up falan filan. Hani sonucu böyle bir şey yapması çok olası. İlk soruya göndermeyi... Kimin lan? Amerika'nın mı diyorsun? Amerika yapmış olabilir abi, onları biz bilemeyiz ki. Biliriz canım, niye bilemeyelim? Adamlar varoluşundan beri, milattan önce 400'den beri yılan yiyor. Şimdi mi yılan yiyince korona oldular? Ölüyorlar. Tamam, Amerika'nın öyle bir şey yaptığını kanıtlayamayız diye. Onu diyorum yani.
Zaten biyolojik savaş kanıtlayamayız da yapmıştır yani. Kanıtlıyorsak burada olmayız abi. Yani Wuhan'ın Wuhan şehrinin içine gireceksin de orada hayvan pazarına bir tane bir şey enjekte edeceksin de birinin onun yemesini bekleyeceksin. Buraya geçelim. Abi, pazar dedik, yılan dedik. Şimdi Wuhan diye bir pazar varmış Wuhan şehrinde. Pazarda işte az önce bahsettim Wuhan. Fil bir seyne kadar birçok hayvanı satıyorlar. Fil bir seyne kadar. Sallıyoruz. Deve kulağı. Koronavirüs de yılan ya da fareden bulaştığı söyleniyor. Sizce bu yılanı, fareyi falan insanların yemesi ya da bizim de yememiz normal mi? Biz insan değiliz tabii. Öyle mi oldu? Abi ben bir kere yalana yok timsah yedim. Böyle timsah bildiğin. Ha, timsah eti yedim. Ama çok sert. Böyle sırf denemek için şu kadar bir şey yedim. Acayip sert. Bir tadı yok, bir şeyi yok. Şimdi kültürde varsa bizde mesela ne var abi? Kuşluk var, kokoreç var. Bizi geç canım adamlar. Kendi bacacılar burada. Adamlar beslenmek için. Yani herkesin bir iğrenç bir yemek kültürü olabilir. Başkasına iğrenç gelen bir yemek kültürü olabilir de. Bunun sonucu da oysa yapacak bir şey yok yani olabilir. Fareyi yiyeceksen fareyi temiz. Sirkeye batırıp. Sirke. Temiz aileleri, temiz fare aileleri yetiştirip onları yemen lazım yani. Böyle sokaktan yakaladığın fareyi yakalayıp yersin. Besi faresi yani. Besi faresinden bahsediyorum. Yani sokak, adamların köpek festivali var. Şeyin, köpek Çin'in, yok. Çünkü Çin'in, bir bu lafımı bölme ya Allah Allah. Köpek. Şimdi tamam, şöyle arkadaşım yani. Adamların bir köpek festivali var. Çin'in dört bir tarafından köpek yakalayıp getiriyorlar. Hani yemek için köpek besliyor değiller. Onların hangisi ne yedi, nasıl bir pislik yedi, fabrika atığından mı beslendi, su içti? Hiçbir fikrin yok ki. Elamet geleceğini öngörmeniz lazım. Elamet gelecek abi o. Elamet geldi. Belli yani ondan herhangi bir şey çıkabilir yani. Kolun bacağın da 4-5 tane çıkabilirdi yani. Elimiz ayağımız oldu ya. Nasıl farklı farklı hastalıkları var da bu virüs olup bir yayılınca şey olunca mı olay oldu mu acaba? O da olabilir mi yani? Şeyi de hiç araştırmadık değişik ki. Değişik hastalıklarla mesela mücadele ediyorlar ama haberimiz yok filan. He işte onu da hiç araştırmadık ki mesela. Mesela Çin'de yani bizde hiç olmayan şimdi hastalıklar da yok mu? Çin'de 12 şehri karantina altına almışlar ve 35 milyon kişinin ulaşımı da engellenmiş. Sizce dağılmasına bir çözüm olabilir mi? Abi mantıklı olmuş. Adamlar yiyeceğe ulaşmasın belli bir süre yani. Pirinç yesinler biraz. Hemen yesinler. Gider gitti abi. Geçmiş yani biraz atlayan geçmiş bir şey değil mi ya? Tabii canım. Mesela şimdi Washington'da bir tane adam vardı değil mi? Şeyde mi? DC'deydi başkentte. Başkentte çıkmadım abi işte o haritadan bak. Var ya meşhur harita bilmem ne. Nerede bu virüs filan filan diye böyle. Washington'da bir yerde bir tane adam çıktı mesela. O adam şimdi zıplatmayacak mı başka birisine eğer denk gelmeseydi falan. Havayolayla bulaşıyor. 6 yerde var Amerika'da şu an. Yani olan adamları kapalı yerde tutmak evet bir çözüm de nereye kadar neye kadar nedir ne değildir. Yani adam, orada kalan adama bir böyle antidotumsu falan bir şey yapacak mı adam anladım yani. Veya bilmiyorum onlar şimdi muhtemelen bir sınır dışı edecekler karantinaya alıp yakacaklar adamlar. Ölüp ölmeyeceğine bakacaklar adamın yani. Amerika başka çare yok abi. İçinden cani çıktı. Yakacaklar adamı. Ne yapacaksın ölümcül hastalığa sahip olan adamı ne yapabilirsin en fazla? Tam da böyle yaklaşım mı olur? Aspirin mi vereceğiz adama? Ne yapacaksın oğlum? İşte Türkiye'ye bir tane adam geldi böyle ölümcül hastalığı var. Herifte Ebola var. Ne yapacaksın adamı? Vuralım şey gibi. Vurmayacaksın da karantinaya alıp besleyeceksin orada işte. Bakacaksın ölecek mi ölmeyecek mi? Şey yapalım kireç kuyusunu atalım. Kireç kuyusu olur. İçeridekilere de kapattılar mesela. Şimdi hastane falan açıyorlar. Yani orada kapatılan o Wuhan'da ne yapılıyor abi şu an? Ne bileyim merak ediyorum ben yani. Orada yürüdü gitti. Wuhan oldu. Eğer Çin'den bahsediyorsak muhtemelen onları bir toplama kampı gibi bir yere alıp bekliyorlardır. Bakalım hangi yakacaklar onu. Yakmayla bozuyorlar. Yakmıyorlar abi ölmesi bekliyorlar. Abi güzel yani hikaye olur ama Netflix'e o güzel 12 bölüm. Veba zaman ne yapıyorlar da? 45'er dakikadan 12 bölüm. Veba zamanı hiç hekim mi vardı? Eski zamanlarda penisilin olmadığında adamlar bacağından falan kılıç darbesi yediğinde bekliyorlarmış ölmeyi. 2 hafta 3 hafta. Böyle canım ölüyorsun. Şey falan ekmeğin küfünden falan bulunuyor penisilin de. Herhalde yaralı bacağı da ekmek sürecek ya da küp ekmek sürecek. Ekmek çiğneyip koyuyorlardı işte. Çiğneyip koyuyorlardı. Düşen tırnağa ekmek basarlar çıksın diye onu biliyorum ben. Onun aramızla pek alakası yok herhalde bununla. Çin'de bir tane müteahhit demiş ki 6 gün içerisinde 1000 yatak kapasiteli hastane yapacağım. Burada yapabilirler mi? Yaparlarsa yeter mi? Abi işte dediğim gibi. Fadıl mı? Fadılsa yapar abi. 1000 yatak kapasiteli diyor işte. Adamların hepsini atacaklar içeri. Yakacaklar. Hastanede yakacaklar. Yakmıyorlar oğlum Allah. Yakma falan yok belirmeyin ya. Son durum 4500 vaka diyorlar. 106 ölü. 1000 kişinin de durumu acil diyorlar. Çin falan yok olabilir mi? Tamam işte o 1000 kişiyi doldurup hastaneye yakacaklar hastaneye. 4000 kişi enfekte değil mi? 4500 vaka şüpheli yani. Enfekte değil direkt. 106 ölü. 1000 kişi de ağır. Konfirm olanlar da 4500 kişi. Az da.
Az abi. Hakikaten az. Az da inşallah az kalır. Öldürme oranının da %2 olduğunu düşünürsek iyi. Bizim hala açıklamamıza ne diyeceksin peki ya? Bugün ne? Haber vardı ya, Asparagas mıydı? Aksaray'a geldi falan. Ne dedi? Onlar şey temiz çıkmış. Aksaray'dakiler temiz çıkmış. Ne bileyim abi, bizimkinin hiçbir önlem almaması falan. Abi işte anlaşılmıyor ki şimdi, ateşi yüksek. Senin önlem... ateşi yüksek, tuttum abi. 39,5. Bitti. Öksürük var. Hadi yatır. Boğazlı ve hışırtı. Hiç önemli değil. Yap işte. Önlem olarak o var işte ya. Termal kamera koymuşlar bizimkiler. Abi her şey termal kamera. Yüksek ateşli olanları şey. Ama yani şunu bir düşün. Sen şimdi yüksek ateşle iniyorsun havaalanında, elinde bavullarla yürüyorsun da. Sonra yakalayacaklar da kenara alacaklar. Zaten aletin kuluçka süresi 14 gün müymüş neymiş yani. Japonya'da otobüs şoföründe otobüs şoföründe hastalık tespit ediliyor. Herifin Çin'e gitmişliği yok. Sebep o Çinli turistleri o gün gezdirmiş herif. Ya. Hadi buyur. Hatırlıyorsanız geçen hafta falan Dünya Sağlık Örgütü kafanıza takma ya bir şey olmaz falan gibisinden bir açıklamaya bir şey yapmıştı. Evet. Bugün o açıklamayı güncellediler. Önceki risk değerlendirmemiz yanlış, hata yaptık. Risk sadece bölgesel değil, globalde haberiniz olsun diye bir açıklama yapmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bildiğimiz hu olur yani. Yani hepimiz öleceğiz. Yok ya, bir kısmımız hayatta kalacak. Ne yaptıklarını falan açıklamamışlar mı abi? Öyle bir şey geçen yok. Yani hani ne oldu peki, tamam buna yönelik bir şey var mı yani, anladın mı? Panzehirdir bir şeydir, hani bir şey geldi böyle üstümüze ne yapacağız falan yok mu yani? Daha çok taze ya. Bilim adamları zaten genom dizilimini yüklediler internete. Dünyanın etrafı yani dört bir yanındaki bilim insanları zaten hani bir şeyler geliştirmeye çalışıyor. Rakamdan tam emin değilim ama dünyanın varoluşundan bu yana 50 milyar insan gripten ölmüş zaten. 5 milyar mı 50 milyar mı? Rakamdan tam emin değilim yani. Bir grip yani, normal grip. Sen anan yani. Grip dediğin işte burun akar, boğaz kurur, öksürürsün, tıksırırsın, İnflüans aksırır. İşte oradan gidiyor. Bravo, influenza. Grip değil mi? Ne kadar çok senin nüfusun artarsa, ne kadar çok insan, tabii, o kadar çeşitli virüs oluyor yani. Eninde sonunda bir tanesi senin bütün antibiyotiklerine dayanıklı çıkacak. Ülke kapatır mı onu bilmiyorum yani. O kadar mesela ülke şeyin, kapatacak kadar olur mu? Şeyi nasıl bilmiyorsun mesela? Bir tanesi de belki evrimleşti ama mesela dışarıda yaşayamadığı için hani deli ölümcül. O gripten ölenlerin bir tanesi mesela. O kadar ölümcüldü ki ama havadan yayılmıyordu mesela. Sadece onu öldürdü gitti. Bu işte yanlış evrim. Yanlış evrim. Orada kaldı gitti. Yanlış evrimleşti. Kendi içinde bulunduğu organizmayı öldürdü. Geçmiş olsun, bitti. Aynen. Bu en güzeline evrilmiş yani. Bu tertemiz evrilmiş. Tak 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 yayılıyor. Tabii havadan yayılan, havada yaşayabilen virüs en güzel virüs. Ne canım virüstür o? Poyraz'la güzel eser. İstanbul'u alan virüs. Cihankutlu bir. Evet. Ya da hastaneye giden bir Çinli vardı. Evet. Fıkra mı? Fıkra mı? Dövlemişler mi adamı? Konya'da Çinli bir tanesi hastaneye gitmiş. Çinli Fransız. Uy demiş. Adamı sen korona değilsin deyip göndermişler. Evet. Ve İzmir'de iki Çinli'yi karantinaya almışlar. Evet. Sizce Türkiye'de de böyle bir risk var mı? Var. Var. Kesinlikle var. Olmaz mı ya? Kesinlikle var abi. Bir adım ileri gidebilir miyim? Git. Ben dövebileceğimizi düşünüyorum. Kimi dövecek? Çinli'yi görüp yakalayıp dövebileceğiz. O haberde çıkacak. Ben ya. Çinli diye Koreli döveceğimizi düşünüyorum. Bu ne diyorsun? Olabilir. Karıştırman lazım bayağı bir. Çünkü bizde kafa şey değil ya. Yani hastalığa çözüm bulacaksan mesela işte buyurun. Yakıyor sabahtan beri. Ya yakacaksın ya kireç dökeceksin. Ya sirkeye yatıracaksın. Ya sirkeye yatıracaksın. Tamam söylüyorum. Peki şeylerle karşılaşacağız mı? Şimdi hastalık hastası, annen neler, baban neler. Ben korona oldum diye hastaneye gitmeye başlamış mıdır sizce? Aynen. Abi kesin gitmiştir. Kesin vallahi kesin gitmiştir. Olabilir. Bizim işte buradaki haberi akşam televizyonda versin ya. Bugünkü Aksaray haberi daha televizyona düşer mi acaba akşam? Verirler mi haberlerde? Taksim diyen dayıyı Taksim'e götürdüler, onun haberini yaptılar ya. Bunu yapmazlar mı ya? Yok abi. O Taksim. Olmaz mı? Bir kere şu anda korona hani o kadar siyasetten... Onu öyle yaparlarsa işte teyzeler çıkabilir o zaman. Türeyebilir yani. Aman Allah öksürdüm bilmem ne oldum böyle, anladın mı? Şey o lokalde yürür yani. Hiç bu zamanlarda yakından çekik gözlü biri geçti mi? Teyze bir soruya cevap verdi mi? Zaten olay çözülmüş oluyor. Kırgız komşusu var teyzenin, hadi bakalım. Tabii oğlum geçti kapı ya komşumuz diyecek. Koydum ortaya. Onu tartışırsın canım. Onu bakarız Kırgız mı Özbek mi. AliExpress'ten ya da Çin'den sipariş ettiğimiz ürünlerde bize bu virüsün bulaşma riski. AliExpress'ten direkt virüs bulaşır mı? Bulaşır mı? Virüs koruma kullanıyorsan bilgisayarında olmaz, bir şey olmaz. Tüm Türkiye'nin merak ettiği soruya gelelim. AliExpress'ten bize virüs bulaşır mı? Bulaşır. Virüs programı bulaşır. Kullanmıyorsan bulaşır. Bilgisayarına bulaşır. Ç***'a giriyorsan oradan bulaşır. AliExpress'ten ya da Çin'den gelen siparişlerden bize virüs bulaşır mı? Abi eğer haftaya biz bir daha video çekmezsek bil ki bulaşır. Çünkü benim pantolon gelecek. Pantolon. Baya birinci elden deneyimleyeceğiz yani. AliExpress'ten verdiğin siparişin niye eğer geliyor, değil mi? Son kargoya verirken paketleyen adam üzerine öksürdüyse
Aha. Bilemem. Onunla ilgili... İşte biz o gün tükeneceğiz. Buğra'nın o konuda bir teorisi var. Benim orada teorim yok da okuduğum bir şeyden yine çıkarttığım bir şey. Neymiş? Şimdi nemli olduğu zaman evet. O virüs tutmuyormuş. Ha, kuru olacak. Mesela yani anladın mı o mayıl olacak. Nemli olursa, nemli olursa tutuyormuş pardon. Kuru olursa su olması lazım. Aynen. Sıvı olması lazım yani. Hocam silah tutarsa. Silah tutar. Dedik az önce işte ölmezsen. İşte diyorum o pantolonu gelince sen önce bir sirkeye yatırıyorsun. Beyaz sirkeye bir yatırıyorsun. Beyaz sirkeye bir yatırıyorsun o pantolonu ondan sonra gidiyoruz. O zaman evet, finalde AliExpress'ten yani, virüs bulaşmaz. Bulaşmaz. Çok zor ihtimal yani. Çok düşük ihtimal. Alabilirsiniz. Almaya devam edebilirsiniz. 4-5 ay bulur ama gelir yani. Bir tane gıcık Çinli'ye bakar abi bulaşmaz. Yani asabı bozulan, yani yengeyle kavga etmiş bir Çinli'ye bakar yani. Öyle mi lan alma o zaman tüh diye de. Geçer abi yani. Evet. Evet o zaman yavaş. Elektrikler git. Tamam. Patladı.